Medeniyetten herkese iyi akşamlar. Efendim sizler bulunduğunuz yerde biz de stüdyomuzda yine tarih konuşmaya devam edeceğiz bu haftada. Öncelikle değil mi hocam, bayağı bir konu işledik geçtiğimiz hafta. Evet. Bayağı böyle değindik. Özellikle İstanbul'la ilgili bilinmeyenlerin, fetihle ilgili yanlışlıkları değinmiştik. Evet. Ulubatlı Hasan kimdir? Ulubatlı Hasan'ın şahsiyetiyle ilgili de konuşmuştuk bir hayli. Bu haftada çok önemli konuları masaya yatıracağız. Herkesi ve hepimizi yakından ilgilendiren konuları bugün burada Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla değinerek işlemeye çalışacağız. Efendim bizlere öncelikle Twitter ve e-maillerden ulaşabilirsiniz. İnteraktif olarak sorularınızı da alabiliriz. twitter.com/tarih-medeniyetten bizlere ulaşıyorsunuz ve e-mail olarak da tarihvemedeniyet@sine5.com.tr'den ulaşıyorsunuz. Hocam geçen hafta hakikaten böyle Fatih Sultan Mehmet'i anlata anlata bitiremeyiz. Programlarımız yetmez, evet. Değil mi? Ama öncesinde herhalde bu ufak dipnotlar, vurguladığımız şeyler bir hayli ilgi çekiyor. Ne diyorsunuz öncelikle böyle bir başlayalım ben hocam? Ben de yine öncelikle izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ve ilgilerine de teşekkür ediyorum. Zira nereye gitsem yoğun bir ilgiyle ve teşekkürle karşılaşıyoruz. Açıkçası sizlere de çok selam gönderiyorlar bana karşılaştıklarımız. Bu ilgi ve alaka özellikle tarihimize olan ve doğru bilgiye olan ilgi ve alaka gerçekten memnun ediyor. Bir yerde bir açlığı mı kapatıyor hocam? Yani bu kadar hakikaten sorular soruluyor. Özellikle bugün işleyeceğimiz Fatih Sultan Mehmet dönemindeki işte ahitnamesinden arta kalanlar ve tabii ki kardeş katliamı. Evet. Çok önemli bir konu. Geçen hafta ve ondan önceki haftalarda da bayağı böyle bir aslında değinildi ve gündeme geldi gibi geliyor, evet. Değil mi hocam? Şimdi, ne dersiniz? Hem onun tesiri var hem de gerçekten tarihimize yıllarca yapılan saldırıların çok büyük etkisi var. Yani yıllarca tarihimiz işte son derece farklı, yanlış, yalan yanlış diyebileceğimiz, iftira. Hani romanla oldu, filmle oldu, başka şeylerle oldu, tiyatrolarla oldu. Ve o kadar saldırılar oldu ki bunlara cevap verdiğiniz zaman da geçiştirildi. İşte canım bu bir kurgudur, bu bir masaldır, bu bir hikayedir falan ama bu yanlışlıklar olanca hızıyla devam etti. Hı hı. Ve insanlar şuna hasret kaldı yani. Osmanlı bu değil, Fatih bu değil, Kanuni bu değil diye insanlar doğru bilgiye bu noktada hasret kaldı diyebilirim ve ben bu ilgiyi daha çok ona bağlıyorum açıkçası. İnşallah bu ilgi de giderek artar diyelim hocam. İnşallah. Ve bu haftaki konularımızda 7. haftanın konularına da bence geçelim dilerseniz. Eba Eyüp Ensari Hazretlerinden bahsetmiştik geçtiğimiz haftalarda. Mezarının bulunması, o mezarının bulunması esnasında gelişen olaylar. Dilerseniz böyle başlayalım hocam. Neler oldu? Şimdi fethin akabinde en önemli hadiselerden bir tanesidir. Eba Eyüp Ensari Hazretlerinin kabri. Zira ilk İstanbul'u fethe gelmiş orduda bulunuyordu kendisi. Peygamber Efendimiz'in mihmandarıydı. Sahabe-i kiramdandı. Medine'ye gittiği zaman evinde 6 ay misafir kalmıştı. Ashabın en büyüklerindendi. Dolayısıyla İstanbul önünde metfun bulunduğu, yattığı herkesçe biliniyordu. Bu sebeple Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u fethin akabinde ilk düşüncesi onun kabrini buldurmak oldu. Bunu da tabii çok sevdiği hocası Akşemseddin Hazretlerinden rica etti Eba Eyyub'un kabrinin bulunmasını. Zira bu haber yaygın olarak hepsi tarafından biliniyor. Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'den rica ettiği zaman Akşemseddin fetih okuşatma boyunca işaret ederek, bugünkü Eyüp'te bulunduğu kısmı işaret ederek şu bölgeden göğe doğru her gece bir nur yükseldiğini görüyordum dedi. Yani bölgeden, muhtemelen tabii o bölgeyi işaret ederek şu taraftan her gece bir nur yükseldiğini görüyordum. Muhtemelen orada diye Fatih'le beraber tabii bir kısım yine devlet adamlarıyla beraber oraya gittiler görevlilerle. Ve orada belli bir noktaya vardıkları zaman bugünkü Eyüp Sultan'ın kabrinin bulunduğu yere Akşemseddin bir murakabeye vardı. Yani orada şöyle kendisi murakabeye daldı, tefekküre daldı, düşündü. Bir müddet öylece kaldı ve ardından yerini tespit etti. Dedi ki şurada dedi ve orayı tespit etti. Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet o gösterdiği yeri iki çubuk dikerek iki çubuğun arasına aldırdı ve döndüler. Daha sonra Fatih oraya yaverlerini gönderip adamlarından iki kişiyi çubuğun yerini 50 metre değiştirtti. Neden acaba o değiştirme esnasında değil mi? Orada hocam bir... Tabii, emin olmak istiyorum. Acaba orası mı?
acaba yeri değiştiriyor ve ertesi gün yeniden hocam diyor ben oraya temel attıracağım. Emin olmak istiyorum bir kez daha bakabilir miyiz? Ve yeniden götürüyor. Yani bir istişareler sonucunda değil mi tekrardan? Tabii. Ve böylece şimdi yerini de değiştirdi. Acaba ne olacak oraya vardığı zaman yine burası mı diyecek? Ertesi gün oraya vardıklarında Akşemseddin yine murakabeye daldı, tefekküre daldı. Gözlerini kapadı, bir müddet düşündü, durdu. Ve dedi ki çubukların yeri değişmiş dedi. Ve bir önceki günün yerine aldırdı. Yeniden. İlk yaptıkları yerde. Tabii ilk oraya aldırdı. Bunların yeri değişmiş. Buna rağmen çok da araştırıcıdır 2. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet. Hocam dedi bir nişane gösteremez misiniz dedi. Bir nişan gösteremez misiniz? Yine daldı ve dedi ki ayak ucunu kazın bir mermer taş çıkacaktır buyurdu Akşemseddin. Ve kazdılar gerçekten İbranice olarak orada ve kabrühü Eba Eyyub bu Eba Eyyub'un kabridir yazılı bir taş çıktı. Ve gerçekten tabii genç padişah bayılacak gibi oldu. Bütün bunları Akşemseddin'in tespit etmesi, göstermesi yani 21 yaşında bir genç bir padişah için gerçekten harikulade haller ve düşünceler. Şimdi onun halini düşünebilmek lazım böyle bir durumda. Tabii ki, yani kafada tutmaya her şekilde bütün değil mi hocalarıyla birlikte evet, hareket ediyor hareket istişare ediyor. Ederek Fatih Sultan Mehmet. Ve tabii çok önemli böylece Eba Eyyub'un kabri ortaya çıkmış oldu ve Fatih Sultan Mehmet hemen orada bir caminin, türbenin ve bir medresenin yapılması emrini verdi. Ve bu şekilde Eba Eyyub'un kabri ortaya çıkarılmış oldu ki artık Eyüp Sultan'ın bu millet tarafından nasıl kabul edildiği, nasıl benimsendiği, nasıl bir sevgi halesi altına çevrildiğini hep beraber görüyoruz, biliyoruz. Bugün dahi neredeyse türbesine girebilmek, onu ziyaret edebilmek, başında okuyabilmek neredeyse mümkün değil mi? Doğru. Yani günün her saatinde, Ramazan'da bir başka, çocuklarımızın sünnet düğünlerinde, huşu içerisinde. Yani bu millet, milletimiz ona olan değeri, saygıyı, muhabbeti, her yönüyle ve fazlasıyla gerçekten göstermektedir. Bu da milletimizin Ali Cenaplığı, sevgisi, saygısı, peygamber sevgisi, onun arkadaşına olan sevgisi gerçekten bütün takdirlerin üzerindedir diyebiliriz. Sadece hocam İstanbul değil, Türkiye değil, dünyanın her bir tarafından aslında geliyorlar. Ve her seferinde bizler de gittiğimiz zaman aynı huşu, aynı böyle o... Anlatılamaz duygusallığı yaşıyoruz ve gözlerimizden şıpır şıpır yani ulvi anlamda da dökülüyor yani doğru. Yaşlar ve gerçekten de kendimizi belki de o anda orada kaybediyoruz. İşte bu topraklardan tarihimizle birlikte neler kimler yürümüş neler yaşanmış diye böyle tüylerimiz diken diken oluyor herhalde değil mi? Çok doğru. Kesinlikle sadece Eyüp için Eyüp Ensari Hazretleri için değil diğer tarihi noktada diğer yerler için de İstanbul'u bunları görmek mümkün. Bunları söyleyebiliriz aynen evet. Öyle. Peki hocam Anadolu'dan ilk yerleşmeye bakacak olursak nasıl olmuş insan? Yani biz bir göçebelik söz konusu diyorlar. Bu yerleşme ve akabindeki gelişmeler nasıl tezahür etmiş? Tabii 1000 yıllık bir Doğu Roma'nın merkezini netice itibariyle Fatih Sultan Mehmet fethetti. Burası Rumlarla meskun olan, dolu olan bir yer. Şimdi her ne kadar kaçsa da yine içeride yoğun bir nüfus var. Oysa Fatih Sultan Mehmet neticede 8 asırdır Müslümanlar için bir ideal olan, bir şehri zapt etmiş, fethetmiş, bu şehrin devletinin merkezi olmasını düşündüğü, dünyada tek bir devlet olarak düşünse o devletin merkezi olarak tayin ettiği bir şehir olarak baktığımızda Fatih'in ilk düşüncesi gerçekten İstanbul'un bir İslam beldesi, bir Türk yurdu haline acilen dönüşmesi. Bunun için de Fatih Sultan Mehmet'in müthiş bir teşkilatçılığı ve imarcılığı ortaya çıkıyor aslında. Mesela derhal İstanbul'a İskan faaliyetlerini yapıyor. Anadolu'nun her tarafından göç aldırıyor İstanbul'a veya iskan yapıyor. Mesela Bursalılar en fazla Eyüp Sultan civarına yerleşiyorlar ve kısım kısımdır bunlar. Bölüm bölüm oluşuyor bölüm bölüm. Değil mi? Mesela Trabzonlular daha çok bugün Beyazıt dediğimiz semte yerleşiyorlar. Konyalılar Fatih semtine yerleşiyorlar. Hocam o herhalde hani Pontus Rum falan yani böyle bölüm ayrılıyor. Oradaki ayrılma yani neye göre? Yani iskan bir yerden geldiği zaman onları belli bir mahalleye iskan ediyorlar. Çünkü bir dayanışmadır, bir tanışmadır, bir bilişmedir. Belki yani bir kaynaşma iskan olacak. Şeyleri, bir kaynaşma olacaktır. Mesela Sinop ve Samsunlular
Tophane mıntıkasına yerleşiyorlar. Perşembeliler Perşembe'ye, Çarşambalılar Çarşambe'ye, Aksaraylılar Aksaray'a yerleşiyorlar. Yani İstanbul neredeyse ve Anadolu'nun pek çok yerinden insanlar Üsküdar'a yerleşiyor. Üsküdar gerçekten kısa bir süre içerisinde tam manasıyla bir Türk şehri hüviyetine bürünecektir. Yahudileri getirtecektir Fatih Sultan Mehmet. Onlar mesela Samatya, Balat taraflarına yerleşeceklerdir. Yani böylece de Yahudilerin oraya gelmesi mesela ticareti çok hızlandıracaktır, canlandıracaktır. İstanbul'un aynı zamanda bir dünya ticaret merkezi olmasını bir istiyor İpek yolu Fatih Sultan vesairesi. Mehmet. Evet. Doğru. Tabii birdenbire bir şehir fethedilmiş, zorla fethedilmiş, insanlar bir anda kaçmış, dolayısıyla evler boşalmış, buraların harap olmasını istemiyor Fatih Sultan Mehmet. Yine mesela 1459'da çok önemlidir bu da Aynur Hanım. Belli boş mıntıkalarda devlet adamlarına diyor ki, istediğiniz yeri seçin, alın ve orayı tam manasıyla mescitle, camiyle, medreseyle, her bir şeyle süsleyin, zenginleştirin, orayı şenlendirin falan diye devlet adamlarına söylüyor. Mesela biz bugün işte Mahmut Paşa deriz, değil mi? Mahmut Paşa. Mahmut Paşa, Gedik Paşa deriz, Gedik Ahmet Paşa, evet. Atik Ali Paşa deriz, Atik Paşa, Davut Paşa deriz. Bunlar hep Fatih döneminin vezirleridir, büyük devlet adamlarıdır, paşalarıdır. Bakın o fetih ordusu Fatih Sultan Mehmet'in hemen her tarafta nişanesini görürüz biz. İşte bu da Fatih Sultan Mehmet'in imar yönünü, teşkilatçılığını ortaya koyan usullerdendir ki bir 5 sene geçmeden inanın sanki bir 500 yıllık Türk yurdu gibidir. Onun için İstanbul, İslam'ı bol, Müslüman'ı bol diye ifade edilir. Yani böyle bir şey dünyada bir şehir gösterebilmek mümkün değildir. Çok bu kadar davranıyor. Çabuk İslamlaşan, bu kadar çabuk teşkilatıyla, eğitimiyle, çarşılarıyla. Yani sanki oraya giren bir kaçıp da 5 sene sonra giren insan burasının 1000 yıllık Doğu Roma'nın merkezi değil, 1000 yıllık Müslümanların merkezi diyebileceği bir yer haline getirmiştir ki bunun da banisi Fatih Sultan Mehmet'tir. Hocam bir ürkütme ama yok. Yani öncesinde zorla fethi ve son hücumlarda işte anlattık programımız içerisinde ama bir böyle baktığımız zaman o döneme herhalde incitme yok, çok fazla üzme yok. Çok hızlı bir değil süreçte kaynaşma var yani. O ticaretin evet. sağlanması, o belki de değil mi pozisyonun kaçanlar bir binaların, ay sonra geri dönüyorlar. Evet, bir yani, ay sonra geri dönüyorlar hocam, kaçanlar. Onu söylediniz o mi? Da enteresandır. Mesela şey Ortodos Kilisesi ortadan kalkmıştı. Kilise yoktu. Kendilerini düşünün bakın Aynur Hanım. Yani Katolikler, Katolikler diyor ki mezhebinizden vazgeçerseniz size yardım ederiz. İstanbul'a Katoliklerin girdiğini düşünün. Ortodoks diye bir mezhep bırakmazlar. Ortodokslara ait hiçbir yer bırakmazlar. Mahvederlerdi. Oysa Fatih Sultan Mehmet onlara hemen diyor ki Ortodoks başını, patriğini seçin diyor ve Gennadius'u oraya yeniden patrik olarak Ortodoksların ruhani lideri olarak seçtiriyor. Ve onu aynen Bizans döneminde olduğu gibi saraya geldiği zaman karşılıyor. Her türlü ikramda bulunuyor. Ayakta yine kendisini uğurluyor. Teşrifatı neyse aynen gerçekleştiriyor. Ve onların da hamisi olduğunu gösteriyor. Ermenilere patriklerini seçtiriyor. Yahudilere hahamlarını seçtiriyor. Ya bu kadar Musa da Kapsali'yi getiriyorlar. Ermeniler Ovakim'i getiriyorlar. Yani her birisine, her bir din mensubuna neyse onların dinlerinde yapılması gereken hepsini yerine getirtiyor. Bakın 1999 Osmanlı'nın kuruluşunun 700. yıl dönümüydü ve bizim 28 Şubat süreci dolayısıyla biz Osmanlı'yı doğru dürüst kutlayamamıştık. O gün Ermeni İstanbul Patriği ben hatırlıyorum gazetelerde Fatih Sultan Mehmet'in türbesine gitti ve şükranlarını arz etti. Şimdi hocam bu şükranlarını arz etti dediniz. İsterseniz bunu reklam sonrası bunu evet. konuşalım. Kısa bir reklam arasına gidiyor Tarih ve Medeniyet, ardından burada olacağız. Tarih
ve medeniyet kaldığı yerden devam ediyor. Efendim, tarih paylaşımlarınız ve önerileriniz için hemen e-mail adreslerimizi ve Twitter adreslerimizi hatırlatalım. twitter.com/tarih_medeniyetten bizlere ulaşıyorsunuz. tarihvemedeniyet@sine5.com.tr'den de e-maillerinizi alabiliyoruz. Şimdi hocam, dilerseniz tweetleri hemen hızlıca bir peki, şöyle geçelim. Selamlar diyorlar. Kardeş katli hangi padişah zamanında neye göre uygulanmaya başlamıştır? Mehmet Emre Bayhan yollamış tweetini. Elektronik derginiz var mı, yoksa çıkartmakla ilgili böyle diyor Osmanlı'da bir çalışmanız var mı? Büyük hükümdarımız Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ayasofya için camiden başka amaçlı kullanılması halinde bedduası olduğu da doğru mudur diye bir tweetimiz var. Hemen gelen e-maillere bir bakalım hocam. Bir hayli. Eyüp Sultan Hazretleri'nin biraz önce anlatmıştık hocam, kabriyle ilgili bir soru gelmiş. Bulunmasıyla ilgili tekrar eder misiniz diyorlar herhalde izleyenlerimiz. Kardeş katli hakkında bazı padişahların beşikteki kardeşlerini öldürttükleri bilgisi var. Devlete isyan eden kardeşlerin öldürülmesini anlıyorum ama beşiktekiler neden öldürülüyor veya gerçekten öldürülmüş müdür diyor Esra Hanım hocam. Böyle bir beşikteki. Tamam. Evet. Başka neler var? Hemen bakalım. Direkt bir sorumuz daha var. Onu da alalım. Fatih Sultan Mehmet Han zamanındaki medreselerde verilen eğitimin öneminden, müfredatından bahseder misiniz? Osmanlı'nın çöküş devri anlatılırken deniyor ki yabancı devletlerin maşası olan bazı paşalar Fatih devrinden beri medreselerde okutulan fen matematik derslerini büsbütün kaldırdılar. Din adamlarına fen bilgisi lazım değildir diyerek kültürlü, bilgili alimlerin yetişmelerine mani oldular diyor. Bu medreselerde verilen eğitimin kıymetli ve ne kadar fazlaydı ki o eğitimin kaldırılması bir devletin çöküş sebeplerinden biri olmuş mudur? Hocamızın Fatih dönemindeki eğitim sisteminden de bahsetmesini istiyorlarmış hocam Sedat Yıldırım. Evet, bu sorularımıza da. Evet, genellikle hocam soruların birçoğu, tweetlerimizin birçoğu da kardeş katli yönünde. Özellikle biz biliyoruz ama işte detaylarını öğrenmek istiyoruz diyenler var. Yanlış biliyoruz. Bir de karşı olanlar var. Neden Fatih Sultan Mehmet kardeş katlini? Hemen her hafta gelen evet, suallerdi yapmış. Zaten aynen. Kardeş katliyle ilgili meseleler bugün de çok geldi. Kardeş kesinlikle katline gireceğiz. Şu anda oraya mı başlayacağız? Tabii bir de eğitimle ilgili, Fatih dönemiyle ilgili. Eğitimle ilgili sualler geldi. Aslında bunu da Osmanlı'da medrese eğitimi, Osmanlı'da eğitimin başlangıcı, devamı, Fatih dönemi. Tabii bir de okuyucumuz gerileme noktasını da, yani ilmi faaliyetlerin, din derslerinin fen derslerinden ayrılması şeklinde ve bunun Osmanlı'ya olumsuz etkileri, tesirleri ne zaman oldu, bunların ortaya çıkışı. Aslında izleyicilerimize bu noktada ben şunu söyleyeyim. Osmanlı'da eğitim en önemli noktalardan bir tanesidir. Hatta biz liseli yıllarımızda bize Osmanlı bir kılıç devleti, bir ilim devleti değil, bir kılıç devleti, bir savaş devleti diye anlatılırdı. Aslında Osmanlı bir ilim devletidir. Neden ilim öyle anlatıldı hocam peki? Yani sadece Osmanlı savaşçı bir millet, savaşçı bir toplum. İlim yoktu, ilim olmadığı için de sanki çok uzun ömürlü olmadı. 7 asırlık bir devlet nasıl uzun ömürlü olmadı onu düşünemiyorlar. İlim olmadan 3 kıta 7 iklim nasıl yayıldı onu düşünemiyorlar. İlim olmadan nasıl savaştı, bu topları nasıl yaptı, o icatları nasıl yaptı bunu düşünemiyorlar açıkçası. Yani mızrak çuvala sığmıyor. Söyledikleri aslında çelişiyor ifadeleriyle Osmanlı'ya baktığınız zaman. Ama onu anlamıyor ve devam ediyor o yanlış olarak. Aslında Osmanlı birincisi, başlangıcı ilim devletidir. Ve bu ilme de uyduğu müddetçe, sahip çıktığı müddetçe genişlemiştir. Devam etmiştir. Ancak ilimde geri kalmış olabilir, ilimdeki eksikliklerini de değerlendirmiş olacağız. Fakat izleyicilerimize ben şunu söyleyeyim. Bunu yekpare bir bölüm halinde işleyelim. Kesinlikle. Ve devam edelim. Zira bugün mesela kardeş katli meselesini enine boyuna görüşmemiz lazım. Kesinlikle açıkçası hocam, şu kardeş katli meselesini bir masaya yatıralım. Seyircilerimiz, izleyenlerimiz de şöyle gerçekten Fatih Sultan Mehmet'in kanunnamesiyle ilgili şöyle derin ve detaylı bir bilgiye sahip olsun. Evet. Çünkü bu mevzu hocam hakikaten önemli ve üzerine gidilmesi gereken bir mevzu diye düşünüyorum. Peki neden olmuş hocam kardeş katli meselesini Fatih Sultan Mehmet kanunnamesine neden yapmış, gerçekleştirmiş? Şimdi hem bak ne kadar programa başladık başlayalı değil mi? Onlarca mail geldi, onlarca evet, tweet geldi. Doğru. Şimdi ben çok konferanslara gidiyorum. Bu konferanslarda bana hemen hemen şu sualin sorulmadığı bir konferans olmamıştır. Yani %99
her konferansımda iş sualler bahsine geldiği zaman kardeş katli meselesi bana hep sorulmuştur. Hı hı. Ve ben televizyonlarda, belki siz de bunu çok görüyorsunuz Aynur Hanım, televizyonlarda Osmanlı ile ilgili biraz da işte hoş, güzel ifadeler konuşulurken hemen bir tanesi, hocam bu kardeş katli ne olacak, bu kardeş katli meselesi nedir? En hassas bir konu, insanlara hemen kötüleme hiçbir yol bulamadıysa kardeş katlinden doğru giderek Osmanlı'yı kötüleme kampanyasına dönüştürülür bu. Tabii kolay bir şey değil. Yani şimdi işte izleyicimiz söylüyor, beşikteki bebeklere kadar öldürülmesi. Bir de hocam öldürüldü, yanlış öldürüldü, anlaşılır. Öldürüldü. Yani yanlış anlaşılacak yani, da bir mevzu oluyor yanlış, yani neticede. Duygusal bir mevzu, ihsan etmemiş bir insanın öldürülmesi, küçük yaşta bir çocuğun öldürülmesi, hassas bir nokta, bir can ortada gidiyor. Ve dolayısıyla açıklaması da kolay değil, zor. İnsanlar da bu noktada geldiği zaman işte diyor susuyorlar. Orası öyle deyip geçiştiriyorlar falan filan. Biz geçiştirmeyeceğiz hocam. Biz geçiştirmeyeceğiz şimdi bugün detaylı bir şekilde işleyelim. Hem işleyeceğiz hem de çok çarpıcı bir cümleyle gireceğim ben bu konuya. Buyurun hocam. Önce şunu söyleyeyim. Bana şu ana kadar izleyicilerimiz soruyu, kardeş katliyle ilgili sordukları suali o şekilde değil de şöyle sorsalardı. Bana şöyle bir sual gelseydi. Aynur Hanım, bize bir sual geliyor. Hı hı. Ve diyorlar ki Osmanlı'nın en övündüğünüz, en gurur duyduğunuz noktası nedir? Yani bize bu soru yerine şöyle bir soru gelseydi. Hocam, Osmanlı'nın en övündüğünüz ve en gurur duyduğunuz noktası nedir diye sorsalardı, ben kardeş katli meselesidir derdim. Neden hocam? Şimdi bunu söylediğim zaman insanlar bir şok oluyor değil mi? Oluyor. Bir şok. Bunu çünkü bana soru sorarken, senin şu şöyle güzel anlattığın Osmanlılar aynı zamanda evlatlarını, kardeşlerini, gözlerini kırpmadan öldürten adamlar değil mi? Hatta bazıları bunu söylemek istemiyor ama koltuk uğruna evlatlarını katleden cani ruhlu adamlar değil mi? Falan sözü aslında mana bu. Bu ortaya çıkıyor senin. Öyle bir soru geldiği zaman ben karşıdaki 1000 kişilik salona benim Osmanlı'nın en gurur duyduğum, en övündüğüm, en beğendiğim noktası kardeş katli meselesidir diyorum şimdi. İnsanlar bir duruyor. Böyle bir cevabı herhalde bugüne kadar kimseden almış değiller. Neden? Neden çok önemli bir soru. Neden dediniz? Neden bakın? Benim için, senin için, milleti için, devleti için, dini için kendi kanından verdi. Benim için, yani ben ölmeyeyim diye, sen ölme diye, milleti ölmesin diye, devleti yıkılmasın diye, dini bozulmasın diye kendi kanından verdi padişah. Niye sen daha fazla senin en övündüğün noktası olmasın? Niçin benim en övündüğüm noktası olmasın? Birincisi izleyicilerimiz benim kardeş katli ile ilgili söyleyeceğim meseleleri çok dikkatli dinlesinler. Belki bu konuyu ben bu sözü söylediğim zaman olur mu diyerek bırakmasınlar. Sonuna kadar dinlesinler. Yetmezse haftaya dinlesinler. Ama bu konu o kadar mühim. Benim için, bizi izleyenler için, milleti için Osmanlı kendi kanından verdi. Çok büyük bir fedakarlık. Çok büyük bir fedakarlık yaptı. Kendi kanından verdi. Ben övünüyorum. Şimdi o diğer bir gözle bakalım. Hesabını verecekler mi? Varsa hesabı bunun. Hani ne demişler dünyada? Haram malın azabı, helal malın hesabı var demişler. Her işin bir hesabı var. Yani hesabını herkes verecek. Haram malı yiyen, haram işleyen hesap vermeyecek de helal yiyen, helal işleri yapan hesap vermeyecek mi? Herkese hesap, her işinden hesap sorulacak. Haram malın azabı, helal malın hesabı var demişler. Onlara da bu sorulacak. Ama benim için yaptıkları için ben çok övünüyorum. Zira benim için yaptılar. Hesabını onlar verecek. Ben vermeyeceğim. Değil mi? Hesabını onlar verecek. Dolayısıyla Osmanlıları benim en övündüğüm noktası budur. Bir defa bunu ortaya koyalım. Şimdi ikinci olarak biz anlatmaya başlayalım kardeş katli meselesini. Bu tarihten. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in dilerseniz kardeş katli kanunnamesini önce bir izleyicilerimize aktaralım.
ardından da değerlendirelim. Nedir hocam bu? Evlatlarımdan her kime saltanat müyesser ola, nizamı alem için kardeşlerin katletmek münasiptir. Ekser ulema bunu tecviz etmiştir. Bu atam ve dedem kanunudur. Benim dahi kanunumdur. Anınla amil olalar. Evlatlarımdan her kime saltanat müyesser ola, kardeşlerin katletmek münasiptir. Ne dedi? Saltanat koltuğuna oturanlar için. Kardeşlerini katletmek vaciptir mi dedi? Farzdır mı dedi? Demedi. Münasiptir dedi. Uygundur anlamında var. Bu ekser ulema bunu tecviz etmiştir. Ulema ne yaptı buna? Cevaz verdi. Ulema sustu veya cevaz verdi. Bunlara tek tek döneceğiz. Bu atam ve dedem kanunudur. Bu benden öncesine gelenlere kadar hepsi bunu uyguladı. Benim dahi kanunumdur. Yani kanunu Fatih çıkartmadı. Fatih töre halinde gelen, yazılı olmayan bir kanun halinde gelen bir meseleyi yazılı yaptı. Değişen bir şey yok. Bu atam ve dedem kanunudur. Atam ve dedem bunu işledi. Benim dahi kanunumdur. Ben de yazıya geçirdim. Ceddinden geldiği için. Evet. Anınla amil olalar. Bak dört cümlelik bir şey. Çok ama çok vurucu bunda. Manalar da ifade ediyor. Bunları da değerlendireceğiz. Ama önce bir şeye bakacağız. Osmanlı'ya kadarki uygulamaları incelememiz lazım. Neler var orada? O uygulamaların içerisinde, detaylarında. Yani evet, bu o kadar geniş bir mesele ki hocam. Sadece o dediğiniz dört cümleyle kalmıyor. Yani büyük bir fedakarlık yapılıyor orada. Ve Fatih Sultan Mehmet diyor ki ceddini işaret ediyor. Yani orada büyük bir aslında mesaj var. Ama nedense biz bunu algılamakta, bunun üzerine yorum yapmakta biraz kaçıyoruz. Belki de anlamak istemiyoruz. Belki de çok acı bir şey ama. Birçoğumuzun da işine gelmiyor olabilir mi? İşine gelmiyor, öğrenmiyor. Hani arı su içer, bal kusar demişler, yılan su içer, zehir kusar demişler. Herkes ilmi alır, aynı ilmi ama o ilimle iş kurtulmaz. O ilmi değerlendirmek ve o ilmi ideolojisine kullanmamak çok önemlidir. Osmanlı'yı anlayabilmek çok önemlidir. İlmi ideolojine asla esir etmeyeceksin. Şimdi bakın, biz Osmanlı'ya kadarki uygulamalara bakalım. Tarih tek düze bir nokta değildir. Başlangıcıyla sonuyla devam eden bir merhaledir. Onu iyi göreceksiniz. Eski Türk devletlerindeki uygulamalara bakmamız lazım. Yani Osmanlı'ya kadar gelen uygulamaları önce bir gözden geçirmemiz lazım. Osmanlı'ya kadar eski Türklerde hanedan kimin malıydı? Devlet hanedanın malıydı. Devlet hanedana aitti. Dolayısıyla bizim eski Türklerde baba bir büyük devletin hükümdarı olur, ardından ne yapar? Oğullarına ülkeyi pay eder. Evet. Karahanlılar, bu İslam'dan önce de böyleydi. Yani bizim Göktürkler, Avarlar, Uygurlar devletlerinde İslam'dan önceki Türkler de böyleydi. Bölünürdü. İslam'dan sonra da bölünme devam etti. Kim zamanında? Karahanlılarda devam etti. Doğu batı diye ayrıldı. Gaznelilerde devam etti. Doğu batı diye ayrıldı. Selçuklularda devam etti. Bakın o kadar çarpıcıdır ki ikinci Kılıç Arslan, şimdi bizim izleyicilerimiz şöyle eski tarihlerde neler oluyordu diye düşünecekler. İkinci Kılıç Arslan ülkesini kaç oğluna pay etti desem kaç kişi acaba söyleyebilir? Tam 11 oğluna pay etti ülkeyi. 11 oğluna pay etti. Eşit ve adaletli bir şekilde. İster eşit ister nasıl pay edersen et. İster adaletsiz ister eşit. Ardından ne yapar bu 11 oğul? Birbiriyle değil mi? Bir mücadeleye ve çarpışmaya başlar. Düşmanlar Türk devletlerini yıkın diye bir parola geliştirmişlerdir. Nedir o? Böl. Parçala yok et. Böl parçala yok et. Peki kim bölüyor? Kendi elimizde bölmüyor muyuz biz? Kendi elimizde parçalamıyor muyuz? Onlara ne kalıyor aslında? Böl parçala yok et onların değil. Sözü yanlış anlıyoruz. Biz zaten bölüyoruz. Biz parçalıyoruz. Ona ne yapmak kalıyor? Yutmak kalıyor, yok etmek kalıyor. Bu öyle enteresandır ki Kılıç Arslan 11 oğlu arasında pay etmiş. Biz bütün devletlerimizi biz böyle yıktık. Neden Türkler 150 devlet kurar da çabucak batırırlar? Zira kendimizle bölüyoruz. Bakın yine ben izleyicilerimize soracağım. Büyük Selçukluların en büyük padişahı, en geniş topraklarına sahip kimdir desem
bana gelecek cevap Melikşah olacaktır. Melikşah'tan sonra şimdi şöyle bir düşünsünler zihinlerinde. Melikşah'tan sonra bana 3 tane hükümdarın adını sayabilirler mi? Ya. Sayamazlar. Hı hı. Çok az çıkar sayabileni. Zira Melikşah'tan sonra kardeş kavgalarıyla devlet parçalandı. Ben Melikşah'tan sonraki Selçuklu tarihini inanın gözyaşlarıyla okurum. Atabeklikler devrine girdi. Bunların nelere sebep olduğunu da söyleyeceğim. Dımaşk, Şam Atabeyliği, Azerbaycan Atabeyliği, Musul Atabeyliği, Irak Atabeyliği, İran Atabeyliği. Hocam bunları tek tek işleyelim. Bunları zaten şey diyeceğiz ama kardeş katlini anlamak için bir genel söylüyorum. Timurhan'ın devleti, Osmanlı devleti kadar bir büyük devletti. Peki Timurhan'dan sonra bana 3 tane padişahın adını sayacak kim çıkar? Hocam, izleyicilerimiz. Buna değineceğiz ama dilerseniz kısa bir reklam arasına gitsin tarihimizi diye. Hem de düşünsünler bu arada değil mi? Düşünsünler peki efendim. Kısa bir reklam arasından sonra biz burada olacağız. Tarih ve medeniyet kaldığı yerden devam ediyor efendim. Bizlere nasıl ulaşıyorsunuz? Tarih paylaşımlarınızı ve önerilerinizi bekliyoruz. Sorularınızı da interaktif olarak Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocama sıcağı sıcağına soruyoruz değil mi hocam? Burada evet. Yanıtsız hiçbir soru kalmıyor efendim. Öncelikle twitter.com/tarih_medeniyetten bizlere ulaşıyorsunuz. Tarih ve medeniyet etsine5.com.tr'den de bizlere e-maillerinizi gönderebiliyorsunuz. Hocam bir hayli tweet var. Dilerseniz tweetleri tabii, okuyalım. Hocam kardeş katli meselesiyle ilgili açıklamanız için teşekkür ederiz diyor. Çok etkileyici oldu. Hiç de bu yönden bakmamıştık diyor. Lokman Bey. Hocam kardeş katlinin bizler için ve din ve devlet için yapıldığını bilmeyenler hangi milletin torunlarıymış? Buna bir açıklık getirir misiniz lütfen diyor. Kardeş katline hiç böyle bakılmamıştı. Çok ilginç. Teşekkürler gerçekten. Böyle bir bakış açısı için sağ olun diyor. Bir başka Ayşegül Eskül hanımefendi. İbrahim Uyar. Hocam kardeş katlinin bizler için din ve devlet için yapıldığını bilmeyenler hangi açıdan bakıyorlar? Bir aydınlatır mısınız? Bertu Hasırcı, Kanuni Sultan Süleyman öldüğünde kutusu ile beraber defnedilmek istemiş. Bu doğru mu? Bununla ilgili de detaylı bir bilgi istiyorlar. Ve hocam Eyüp Sultan'dan bahsettiğinizi söylüyor. Eyüp Sultan camideki şiirini hiç es geçmezdi. Lütfen o beyti de seslendirmenizi tekrardan istiyorlar sizden. Evet dilerseniz hocam dedik ki aslında ilk reklam dönüşünde programımızın başında Osmanlı'nın 700. kuruluş yıl dönümünde hak ettiği değeri alamaması ile ilgili bir cümlemiz vardı. Onu da hatırlatmış sevgili izleyenlerimiz. Bu kadar dikkatli takip ediyorlar hocam. 1999 Osmanlı'nın kuruluşunun 700. yıl dönümüydü. 1299-1999. Çok büyük üniversitelerimiz, belediyelerimiz, çeşitli kuruluşlarımız çok büyük kutlamalar yapacaklardı açıkçası devlet nezdinde. Fakat o zaman 28 Şubat süreciydi ve biz böyle bir tarihimizi neredeyse es geçtik Aynur Hanım. Açıkçası çok üzücü bir hadise olmuştur şahsen. Yani 700. yılında bir Osmanlı'yı her yönüyle millete anlatmak varken neredeyse hiç gündeme dahi yani arzulanan bir şekilde, hatta ben o zaman belki en az 10-15 tane üniversitede konuşma yapmaya gittim. Ama arzulanan çapta uluslararası konferanslar olması lazımdı. Maalesef çok zayıf geçmiştir bana göre. Ve o zaman mesela işte Patrik Mutafyan, Ermeni Patriği geldi Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde. Biz dinimizi, bugün ayinimizi, her şeyimizi Fatih'e borçluyuz diye Fatih'in türbesinde gerçekten teşekkürlerini sunmuştu. Bu son derece manidar. Yani 700. yılında Patriğin oraya gelip teşekkür etmesi, bu bir vefa meselesidir. Fatih böyle bir kimsedir. Onun için onu söyledim. Ve yine işte herhalde izleyicimiz de soruyor, hoca es geçmezdi diye. Ebu Eyyub el Ensari için yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari? Resul-i Ekrem'in yari Ebu Eyyub el Ensari veya mihmandar Resulullah Ebu Eyyub el Ensari diye bu millete onun kabri yetişir diye ifade ediyor. Kendisine teşekkür ediyorum evet. Böyle bütün izleyicilerimize sual gönderenlere evet. Sağ olsunlar. Hocam Ethem Dönmez demiş ki hemen söyleyeyim. Değerli hocamın bir sorusu vardı. Hemen cevaplarını vereyim. Timur hükümdarları Timur, Şehruh, Ulubey, Ebu Said diye de Ethem Dönmez beyefendi size böyle bir sorunuzun yanıtlarını da vermiş oldular hocam. Güzel. Böylelikle seyircilerimize gerçekten bunlar yakın arkadaşlar. İki veya üçe ayrılırlar. Onlar da Çağatay Hanlığı, diğer şeyler Şahruh. Yani ne kadar devam etti Timur'un ülkesi?
Biz Timur, o koskoca imparatorluk bir 100 sene geçmeden 3'e 5'e bölündü ve kayboldu gitti. Perişan oldu gitti, ülke devam etmedi. Kalan ülkeyi de şöyle okusunlar, ben tekrar söylüyorum. Melikşah'tan sonra Selçuklu tarihini ve Timur'un tarihini gözyaşlarıyla okuyacaklardır. Zira binlerce, yüz binlerce, milyonlarca Türk kanı oluk oluk aktı. Bunu başkaları akıtmadı. Bunu kim akıttı? Bunu kendi elleriyle akıttılar. Üçe beşe bölündüler ve birbirlerini kırdılar diyeleri bayram etti. Bakın yine bir misal vereyim. Haçlı Seferi 1097'deki Haçlı Seferi'nde Anadolu'da birlik var. Birinci Kılıç Arslan. Ülkenin başı, Anadolu Selçuklularının başı 1. Kılıç Arslan. Yaklaşık 900 bin Haçlı giriyor Anadolu'ya. Bunlar Urfa'ya, Antakya'ya gelinceye kadar 700 binini Anadolu Selçukluları yok ediyor. Fakat 100 biniyle Büyük Selçuklular uğraşamıyorlar ve orada Urfa Kontluğunu, Antakya Kontluğunu kuruyorlar. Binlerce Müslümanı katlediyorlar. Neden? Zira Büyük Selçuklular 5 parça. Anadolu Selçukluları bir. Yani fazla parçalananın bu noktada hani katli daha mı fazla gerçekleşmiş oluyor hocam? Yani, öyle, yani bu siz onu parçalandığınız zaman evet. Kendinizle uğraşıyorsunuz. Dışarıyı görmüyorsunuz. Dışarı zaten bayram ediyor. Siz kendi kendinizi kırıyorsunuz. Seyirci yok halinde ediyorsunuz. İzliyorlar diğer o taraftan. O devlet çabucak yıkılıyor. 50 sene içerisinde dağılıyor. İşte Osmanlı bunu gördü. Osmanlı bu sıkıntıyı gördü. Bunu kendisine kadar gelen bir Türk, gerek eski Türk gerek İslam tarihi döneminde ülkelerin nasıl çabucak parçalandığını, nasıl esarete düştüğünü, nasıl yıkıldığını, yok olduğunu gördü. Ve Osmanlı buna bir çözüm aradı. Anadolu beyliklerinde de bu böyleydi. Hemen hepsinde bu parçalanma düşüncesi vardı. Oysa Osmanlı ne yapacak? Şimdi Osmanlı'ya bakıyoruz biz. Osmanlı ne yapacak? Hani izleyicilerimiz hiç böyle bakmadı dediler ya. O bakış açısıyla bakılmamıştı. Daha biz birinci kısmını söyledik. Daha 5 tane bölümü var bunun. 5 yönden bakacağız. Şimdi nasıl Osmanlı ne yaptı? Bir, Osman Gazi amcası Dündar Bey'le mücadele etti. Belki bunu bir saltanat mücadelesi görebiliriz. Amcası Dündar Bey'i ekarte etti ve devleti kendisi kurdu. Ama daha henüz ortada devlet de yoktu. Beylik de yoktu. Osman Bey beyliğini kurdu. Bir beylik haline geldi ve vefat etti. Vefat ettiği zaman geride 2 oğlu kaldı. Orhan ve Alaaddin. 2 oğlu. Alimler hepsi oturdular. Kardeşlerini çağırdılar. 2 kardeş toplandı. Hani daha ortada fazla bir mal olmayınca bölüşmek kolay olur Aynur Hanım. Gel kardeş dedi, bölelim dedi Orhan Gazi. Alimler de var. Babamızdan kalan malları bölelim. Alaaddin dedi ki, neyi böleceğiz dedi. Bir ülkeye bir çoban gerek dedi. Bir ülkeye bir çoban gerek. O zaman Orhan Gazi dedi ki, o çoban sen ol dedi. Alaaddin dedi ki, cevap verdi. Hayır dedi, babam sağlığında işlerin başına seni koştu. Onun için senin olman lazım. Bakın burada çoban şeyini de yabana atmayalım, bu çoban kelimesini. İzleyicilerimizden belki bilmeyenler olabilir. Peygamberimizin hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban nasıl sürüsünü korursa siz de emri altınızdakileri koruyun. Bizde devlet başkanı çobandır. Eskiden beri bir gelenektir bu. Hani bir liderimize de yine Cumhuriyet tarihinde çoban sülü derlerdi, bilirsiniz değil mi? Çoban şeyi geleneği vardır böyle. Çoban o denir, idareci. Gel o çoban sen ol dediği zaman hayır dedi. Babam seni seçti, sen olacaksın. Peki davarları paylaşalım, birkaç davarı var. Onlar beye gerek dedi, çobana gerek, sen ziyafet vereceksin. Tarlaları paylaşalım, yok dedi. Onları sen ıkta vereceksin, timar vereceksin, beye lazım dedi. Ve Alaaddin çekildi. İşte Osman Orhan'la Alaaddin'in şu konuşması ve görüşmesi Osmanlı'nın temellerinden biridir. Ne temeli? Bir baş olacak. Bir devlette bir baş olacak. Bir kında bir kılıç olacak. Bir ormanda bir arslan olacak. Yani birlik prensibinin temeli şu konuşmayla atılmıştır. İlk temel budur. İlk yani. İlk temel bana göre kesinlikle budur. İlk ciddi görüşme budur. İlk alınan karar budur. Ve buna bir hakkın hepsi uyacaktır Osmanlıların.
bu birlik prensibine hemen hepsi uyacaklardır. Bu çok önemli bir husustur ve Osmanlı'nın 7 asır devam etmesinin bana göre en önemli sağlam temeli dayanaklarından sac ayağı olsa bir tanesi budur. Bu işte kardeş katli meselesine de yol açacak bir görüştür. Bunu bir defa izleyicilerimizin çok iyi bilmeleri lazım. Yani birlik hakikaten diyorsunuz ki Alaaddin'le hocam o noktada konuşmada kardeş Orhan'la birlikte... bir devlete bir baş gerek. Evet, daha önce de söylemiştik bunu aslında. İki başın olduğu yerde değil mi sıkıntı var sıkıntı diye. Sıkıntı olur. Herkes baş olur. Tweetlerde, evet herkes baş olur. Onunla ilgili tweetlerde yağmaya herkesin bir yandan... Herkesin baş olduğu yerde... Tek baş olmaz zaten. Herkes köle olur. Köle olur. Köle olur. İşte köle oldu. Bunu eski Türklerde de inşallah bir programımızda konuşuruz. Bilge Kağan. Bilge Kağan'ın bununla ilgili çok güzel sözleri vardır ama Bilge Kağan ve devleti ve evlatları bunu müesseseleştiremediler. Ama Osmanlı bunu müesseseleştirecektir. Osmanlı bunu uygulayacaktır. Osmanlı 7 asır uygulayacaktır ve başarılı olacaktır. Hı hı. Muazzam bir uygulamadır ama çok acı bir reçeteyle, çok acı bir reçeteyle uygulayacaktır. Nedir o acı reçete? İşte evlat kardeş katli. Tamam yani mı? Vefati Sultan i̇şte Mehmet bu. Dedik. Şimdi 5 ana maddede dedik işleyeceğiz, masaya yatıracağız. Doğru. Şimdi evet. Ne oldu? Küçük bir biz burada ne hale geldi şimdi? Küçücük bir beyliği bölmek kolay. Oysa beylik büyüyor. Orhan Gazi Bursa'yı, İznik'i, İzmit'i aldı. Büyüttü İstanbul önlerine topraklar, kadar. Sınırlar neredeyse. Genişliyor. Topraklar sınır. Bir taraftan ne yaptı? Geçti Rumeli'ye atladı. Rumeli'ye geçiş yaptı. Ve Orhan Gazi vefat ettiği sırada Edirne'de Osmanlıların oldu. Büyüyen bir devlet. 1. Murat tahta çıktığı zaman Edirne'siyle, Rumeli'siyle, Anadolu'suyla bir devletin hükümdarı ve oğullarını hemen çeşitli yerlere sancak beyi yaptı. Ancak oğullarından Savcı Bey ilk isyanı başlatacaktır. İşte ilk öldüreceği kişi 1. Murad'ın kendi evladı olacaktır. Neden isyan var hocam altında? Hep tarihte böyle neden sorusu böyle değil mi? Bir hayli fazlasıyla soruluyor. Bu arada hocam Mert Kemaloğlu kardeş katli meselesinin şer'i dayanağı var mıdır diye sormuş. Bir tweet atmış. Gerçek tarihi bizlere anlattığınız için Osmanlı'yı kötülemeden diye teşekkürlerini sunuyorlar. Biz de teşekkür ediyoruz. Lütfen hocama iletir misiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Bu kardeş ben de ona teşekkür ederim. Benim en son konuyu ele alacağım mesele de hukuki gerekçeler olacak. İzleyicimiz bunu bilsin. Son olarak da hukuki gerekçelerini anlatacağım. Hocam, Avrupa... Zira hep bu soruluyor. Bu işin hukuki gerekçesi var mı? Var. Dini gerekçesi de var. Hukuki gerekçesi açıdan, de var. De, evet. İlmi açısından da işte hani 5. 5 noktadan açıklayacaksak biri de o olacak. İzleyicimiz onu bilsin. Mevzuyu böyle hani sonu başa almamış olalım ve devam edelim. Ama o gerekçeleri var. Onları da aynıyla hem de kaç tane gerekçeleri var dini, hukuki onların hepsini onlara vermiş olacak. Bu da çok önemli bir olacak. Nokta hocam. Tırnak içerisinde o zaman seyircilerimiz dikkatle izlesinler. Almanya'dan bir tweet var hocam. İrlanda-Hırvat maçına bakarken devrede programa takıldık ve hala bakıyoruz. Hocamıza sonsuz teşekkürler diyor. Almanya'dan İlker Nevzat Bey bir değil tweet mi? Atmış. Değil mi? İrlanda Fransa'yı yense ne olur? Fransa onu yense ne olur? Yani. Hocam yani burada... 1-1 kaldı, 2-1 kaldı, 3-1 işte yendi gitti. Dünya film tarihini bilmeyen içinde... Bunca millet koşar topun ardınca, aklını yitirir bir gol atınca, her şeyi unutur maça dalınca, bir top için toptan verirler canı. Şu milleti bir top için toptan canını verecek hale getirdiler. Eyvah, yani eyvah, bak hocam. Şimdi görüyor musun vallahi... neyle ama bizim de izleyicilerimiz var çok şey. Kıymetli ya, maşallah görüyorsunuz yani. Görüyorsunuz hocam bir takılan bir daha bırakmıyor. Ayrılamıyorlar. Diyorlar ki batıda benzer uygulamalar yok mu? Sayın hocama sorabilir miyiz? Profesör Doktor Ahmet Şimşekil hocamıza diyorlar. Ecdadımıza dil uzatanlar dillerinden düşürmedikleri batıya ne cevap veriyorlar diyor. Batıda zaten anlatacağız uygulamalarını. 1000 kat orada entrikalar ve şeyler yüzüyor. Yani asıl orada var felaketler. Evet. İnşallah onların her birine de zaman zaman batı tarihine de burada değineceğiz ve gireceğiz. Hocam birlik prensibi dedik. Şimdi akabinde... Neden dedik? Evet. Neden? 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 Zira hasımlarınız var. Kardeşleri var mı? Var. 1. Murad'ın 2 kardeşi Halil ve İbrahim'i Karamanoğulları hemen tahrike başladı. Biz destekleyelim siz başa geçin. İşte başa geçme arzusu kimde yoktur? Kimde yoktur? Belki bir ders biz burada nefis Osmanlı'da nefis terbiyesi ve tasavvuf büyüklerini konuşacağız. Konuşacağız onu, hocam. Onu
Konuşacağız ama hep konuşacağız. Bir kısa bir reklam arasında Tarif Medeniyet gitsin, ardından bizler burada olacağız efendim. Tarih ve Medeniyet kaldığı yerden devam ediyor efendim. Biz hemen tarih paylaşımlarınız için Twitter adresimizi ve e-mailimizi hatırlatalım. twitter.com/tarih-medeniyetten bizlere ulaşıyorsunuz. Tarih ve Medeniyet @sine5.com.tr. Sevgili izleyenlerimize teşekkür ediyoruz değil mi hocam? Hem tweetleri hem e-mailleri evet, için. Evet. Maçı bıraktık, tarih programına daldık diye de tweetler atıyorlar yani. Öyle de öyle bir durum mi, var. Öyle mi demişler? Gerçekten maçı bıraktık diyor. Aslında maç için toplanmıştık. Tarih programını izliyoruz. Tebrikler hocam. Türklüğümüze gurur duyuyoruz diyor. Osmanlı'ya gurur ederiz, duyuyoruz sağ diyor. Teşekkür ederiz, sağ olsunlar. Evet, şimdi hocam 1. Murat dedik. 1. Murat'ta ilk kardeş katliamı ve nasıl gerçekleşti, neler yapıldı detaylarıyla bir şekilde işliyorduk. Şimdi 1. Murat Han önce oğlu Savcı Bey isyana teşebbüs etti ve onu öldürtmek zorunda kaldı. Ardından Karamanlılar 1. Murat'ın iki kardeşini tahrik ettiler. Yani siz orada kardeş bulunduğu müddetçe onun tahrik edeni olacaktır. Bu kim olacaktır? Karamanoğulları olacaktır. Ardından kim olacaktır? Bizans olacaktır. Ardından kim olacaktır? Kendisi veya bazı devlet adamları, etrafındaki devlet adamları olacaktır. Yani mutlaka bir isyana teşebbüs olacaktır. Şimdi 1. Murat'ta bunun yaşandığını gördük. Hı hı. Fatih dedi ya, bu atam ve dedem kanunudur. Yani uygulama geliyor bakın. Ceddinden 1. Murat. Evet. 1. Murat'ın oğlu Yıldırım Bayezid. 1. Murat Kosova'da vefat ettiği zaman, şehit edildiği zaman Yıldırım Bayezid ordugahtaydı. Diğer oğlu, diğer kardeşi Yakup Çelebi de düşmanı kovalamadaydı. Şimdi Yıldırım 1. Murat şehit edilince Yıldırım Bayezid'i hemen tahta çıkardılar. Ve devlet adamları o noktada karar aldılar. Yakup Çelebi gelir gelmez öldürüldü. İşte ilk doğrudan kardeş katli uygulaması da bu noktada oldu. Yani isyana teşebbüs olmadan. Hı hı. O Yakup isyan Çelebi'ninki, zarar vermesin diye. Tabii belki. 1. Murat isyan dolayısıyla öldürmüştü. Yıldırım Bayezid ise isyana teşebbüs olmadan öldürttü. Ne ile? Devlet adamlarının kararıyla. Bakın. Öldürttüğü için bütün Anadolu beylikleri bunun kan davasına kalkıştılar. Şimdi Yakup Çelebi'yi sizi ne ilgilendiriyor diğer Anadolu beyliklerini? Sizi ne ilgilendiriyor da onun kanını dava ediyorsunuz? Zira hiçbirisi Yakup Çelebi'yi yalnız bırakmayacaktı. Dolayısıyla da bu Osmanlı'yı bölmek için bir araç olacaktı. İşte bunu ortadan kaldırdılar. Onu da devlet adamlarının istişaresiyle yapıldı. Yıldırım Bayezid bir darbe yedi. Kimden? Timurhan'dan, Ankara Savaşı'nda. Ardından Fetret dönemine girdi Osmanlılar. 11 sene Çelebi Mehmet, İsa Çelebi, Musa Çelebi, Süleyman Çelebi. Tam 11 sene kardeş kavgaları oldu. İşte şu Fetret dönemi aslında kardeş katli meselesinin gereğini, gerekçesini en güzel şekilde ortaya çıkaran bir hadisedir. O zaman hocam bakın, Fetret döneminin de ayrı bir değil o mi? O dönemde o kadar evet, yetişen devlet adamları vardı ki ya, kardeş kavgalar arasında çoğu öldü maalesef. Binlerce insan öldü. Kardeş, Osmanlı'da kardeş katli meselesini anlamak isteyen Fetret devrini görsün. Fetret devrini anlasın. İşte bir kişi ölmesin derken binlerce insan ölebiliyor bakın. Bence Fetret dönemini de iyi anlamak lazım. Fetret döneminden sonra Çelebi 2. Murat'a gelelim, Fatih'e kadar. 2. Murat da önce Düzmece Mustafa ile uğraştı. Amcası Mustafa Çelebi. Onu kim saldı? Bizans saldı. Amcası Mustafa Çelebi. Ve neredeyse 2. Murat saltanatı kaybedecekti. Güçlükle önledi. Amcası Mustafa Çelebi'yi öldürdü. Orada bir fitne mi var hocam? Fitne yani var. Ardından da kendi kardeşi İstanbul'u kuşattı. Hatta Emir Sultan da geldi o kuşatmaya. Ve İstanbul'u belki düşürecekti 2. Murat. Bu defa da kardeşi Mustafa'ya isyan etti. Halbuki kardeşini öldürtmüyordu o anda 2. Murat'a. Peki onu kim isyan ettirdi? Bizans isyan ettirdi. Bu defa kardeşi Mustafa'yı öldürtmek zorunda kaldı. Bakın Fatih'e kadar uygulamaları gördük mü? Gördük. İşte Fatih bütün bu yaşananları gördüğü için Fatih bunu yazıya geçirdi. Evladımdan her kime saltanat müyesser ola, kardeşlerin katletmek münasiptir. Ekser ulema bunu tecviz etmiştir. Bu atam ve dedem kanunudur. Benim dahi kanunumdur. İşte bu uygulamalar Fatih'e ve bu sıkıntılar onu gerekçe olarak
teşkilat kanunnamesine, içerisine bir bölüm olarak yazdırttı. Peki hocam, alimler bu noktada yani birlik prensibine nasıl baktılar? Bakış açıları neydi? Ne söylediler çok güzel, alimler? Çok güzel. Şimdi kanunnamenin ikinci maddesine gelelim. Ekser ulema bunu tecviz etmiştir. Şimdi az önce bir okuyucumuz da hukuki gerekçelerini sordu değil mi? Dini gerekçelerini. Şimdi soralım Aynur Hanım. Osman Gazi'nin hocası kim? Şeyh Edebağlı. Orhan Gazi, Dursun Fakih. Yaşı Fakih. Yıldırım Bayezid, Emir Sultan. Molla Fenari. Aynı şekilde Çelebi Mehmet, Molla Fenari. Bakıyoruz alimlerine. İkinci Murat, Molla Yegan. Fatih Sultan Mehmet, Akşemseddin. Molla Gürani. Molla Hüsrev. Molla Gürani. Her birisi dev gibi şahsiyetler. Dev gibi şahsiyetler. Ve şimdi ben soruyorum. Bakın şimdi döndük soruyu tersine. Yeni bir sacayağının bir kısmı. Bütün bunlardan hangisi? Sen ne yapıyorsun kardeşim dedi padişaha. Sen ne yapıyorsun hünkârım dedi. Bir tane siz ne yapıyorsunuz, evladınızı nasıl katledersiniz diyen bir tek kişi var mı? Soruyu biz soralım. Bir tek kişi var mı? Geçelim. Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, sonraki dönemlerde Yavuz Sultan Selim'in hocası Ahmet İbni Kemal Paşa, Ebu Suud Efendi, Hoca Saadettin ve daha nice nice alimler. Osmanlı'da bir tek alim kardeş katlinin devam ettiği müddetçe bana bir tek alimin bu işe sen ne yapıyorsun dediğini söyleyebilecek bir adam çıkıyorsa buyursun söylesin. Bunlar padişahlar gibi, dev gibi alimler. Şayet kellesi giderdi sakın demesinler. Eğer kellesi giderdi diyecek, onu söyleseydi kellesi giderdi diyecek adam varsa, ben Zembilli Ali Efendi'nin hem de Yavuz Sultan Selim gibi en celalli padişaha 5 tane kararını geri aldırttığını hemen burada söylerim. Molla Gürani'nin Fatih'in bir kararını beğenmeyip çekip Mısır'a gittiğini burada söylerim. Molla Gürani'nin padişaha karşı öyle padişahların yediği haramsız olmaz, şüpheli olmaz. Öyle padişahlarla atıştıklarını, meseleleri enine boyuna tartıştıklarını ben burada söylerim. Bana onu söyleyemezler. Ama bugün tavuktan kurban olur mu, balıktan kurban olur mu diye tartışan hocalar öyle Osmanlı'yı anlayamaz. Osmanlı işte bunlar tartışır bugünküler. Osmanlı'yı anlamayan, bilmeyen, dini İslam'ı yanlış anlayan insanların Osmanlı'yı anlaması mümkün değil. Onlar tartışır. Niye hocam bugüne kadar peki böyle? Onlar tartışır. Bu şekilde tartışma ve bugüne kadar böyle gelişi, yanlışlarla gelişi, yanlışın üzerine yanlış eklenmesi neden oldu? Yani i̇şte, böyle bir durumla karşı karşıya kalırız. Şimdi hocam üzerine onu çok her zaman gelip tabii söylüyoruz onu ama o bakış açılarının hep yanlışlığı. Yani bir de yorumlama meselesi var ama üzerine. Yorumlama meselesi var, bakış açısı var. Maalesef onlar gidiyor ama şimdi izleyicilerimiz neyi söyleyecekler? Bir daha bunu söyleyene ya buna Osmanlı'da bir tek alim karşı çıktı mı? Karşı çıktığı zaman ne olacak biliyor musunuz? Bir kişi ölmesin diye sen 1 milyon kişi ölsün diyeceksin. Bir kişi ölmesin derken 1 milyon kişinin ölmesini isteyecek. 100 bin kişinin ölmesini isteyecek. 1 milyonun ölmesini isteyecek. Sadece onu değil, bir devletin yıkılmasına imza atmış olacak. Bir dinin yıkılmasına imza atmış olacak. Buyurun, kim atabilecek? Hangi alim atabilecek? Bana bir kişi çıksın. Eğer alimse, alim değilse söyler, cahilse söyler, ilim erbabı değilse söyler. Ona ben bir şey diyemem. Adam cahilse, cahil cesur olur. Cahil her şeyi söyler. Bilmiyor ki, cahil cesurdur demişler. Ama alim düşünür. Alim hesap eder. Alim sonunu bu işin, sonunun nereye varacağını hesaplar. Ama cahil diline ne gelirse... Nadan ile sohbet etmek güçtür bilene, zira nadan ne gelirse söyler diline. Değil mi? Diline geleni söyler nadan adam. Ama alim düşünür, alim hesaplar. Hesap kitap yapar. Hesap, biraz da dilimize hakim olmak lazım. Hakim yani. Olmak lazım. Cahil değil. Dolayısıyla bir tek alim
bu işe cevaz vermedi. Ya hepsi cevaz verdi. Ne dedi Fatih? Ekser ulema bunu tecviz etmiştir. Bakın Fatih. Cevaz vermiştir. Ama ulemanın çoğu dedi Fatih. Şimdi izleyicilerimiz bunu da söyleyebilirler. Ulemanın çoğu cevaz verdi. Tamam dedi. Peki bir kısmı vermedi mi diyebilir. Vermedi diyen hiç yok. Diğerleri ne yaptı? Sustu. Bunu da değerlendirelim. Bakın tamamını değerlendireceğim. Alimin susması ne manaya gelir? Olumlu mana mı, olumsuz mana olumlu mı? Olumlu mu, olumsuz mu? Evet. Olumlu manadır. Alimin susması olumludur. Zira haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır buyuruldu. Eğer sen susuyorsan, alimsen, doğruyu söyleyemiyorsan alim değilsin sen. Doğruyu söyleyemiyorsan alim değilsin, korkaksın. Alim neyse onu söyleyen adamdır, doğruyu söyleyebilen insandır. Susması da kabul manasına geldi. Kimisi cevaz verdi, kimisi de sustu. Yani o susmak kabul manasına gelir. Yoksa o milyonların ölümünün cezasını çekecek. Dolayısıyla ulema meselesine baktığımız zaman hadiseyi böyle değerlendirebiliriz. Çok önemli. Hocam hemen bir e-maili paylaşmak istiyorum. Kardeş katil, katlinin dini yönü yok diyenler, Ebu Suf Efendi, Zembili Ali Efendi veya Kemal Paşazade gibi Osmanlı Devleti'nde zirve diyebileceğimiz Şeyhülislamlardan daha mı iyi biliyorlar bu meseleyi diyor. Bu kişiler bu kadar basiretsiz miydi ki bir ses çıkarmadılar? Binlerce Müslümanın kanının akması, ülkenin dağılması daha mı iyiydi diye bir detaylı bir soru var burada. İşte aynı noktayı, evet, değindiğimiz yani noktayı da izleyicimiz göndermişler. Vurgulamış. Dolayısıyla bizim de söylemek istediğimiz nokta o. Yani tek bir bütün zirve adamlar, gerçekten bu sayılan isimler, Zembili Ali Efendi, Akşemseddin, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Ebu Suud Efendi, bunlar Osmanlı'nın zirve adamlarıdır. Ve hiçbir tanesi padişaha ne yapıyorsun dememiştir. Bu işin çok önemli bir noktası. Şimdi Fatih'e kadar böyle. Evet. Peki Fatih'ten sonrası var. Bir öncesi Fatih'ten ve sonrası bir sonrası var. Şimdi Fatih'ten sonra 2. Bayezid'in cem meselesi var bakın. 2. Bayezid belki de tek uygulamayacak padişahtır ve ağırdan aldı Cem'i öldürtmeyi. Cem ne yaptı? Avrupa'ya kaçtı. Belki bu mücadeleyi bir gün çok, çünkü renkli bir mücadeledir. Bunu konuşacağız. Avrupa'ya kaçtı ve Osmanlı'nın 15 sene eli kolu bağlandı. Cem'in Avrupa'ya kaçışı dolayısıyla seferleri Osmanlı'ya çok büyük darbesi olmuştur. Cem'in Avrupa'ya gitmesinin. Ama Bayezid gibi birisi ki Cem paylaşalım dedi. Anadolu benim olsun, Rumeli senin olsun. Selçuk Hatun var, Çelebi Mehmet'in kızı, ihtiyar halaları. Geldi dedi ki Bayezid'e, çekişme bir meyve bahçesi için dahi olsa zarardır. Gelin neyi paylaşamıyorsunuz? Koskoca bir Osmanlı ülkesi, Anadolu'yu sen al, Rumeli de senin olsun. Yani kardeş gibi geçinin. İkinci Bayezid'in ona verdiği cevap çok manidardır. Osmanlı Devleti öyle iffetli ve namuslu bir gelindir ki iki damadın talebine rıza göstermez. Bakın yani Osmanlı Devleti öyle iffetli, öyle namuslu bir gelindir ki iki damadın talebine rıza göstermez. Yani biz Osmanlı'da birlik yolunu seçtik. Biz de birdir. Veli tabiatlı, Bayezid-i Veli'nin sözüdür bu. Ve la erhame beynel mülük, melikler arasında merhamet olmaz dedi. Zira biliyordu ki iki olduğu zaman, iki o devlet biter. İki olduğu zaman devlet bitmiştir, devlet gitmiştir. Onu biliyor ikinci Bayezid Han. Ve dolayısıyla da burada bir mücadeleyle Yavuz Sultan Selim geldi. O da iki kardeşini öldürtmek zorunda kaldı. Kimdir bu? Şehzade Korkut ve Ahmet. Bakın Aynur Hanım. Derler ki bunlar koltuk için kardeşlerini katleden cani ruhlu adamlar değil mi? Bu padişahlar çok mu duygusuz? Hem bir de duygularına bakalım şimdi, bir yönlerine. Kardeşinizi katlediyorsunuz. Şimdi tekrar izleyicilerimize bir sual yöneltelim. Bugün değil... Değil öyle bir tarlayı, dünyayı size verseler, dünyayı verseler, kardeşini öldürecek bir kişi çıkar mı? Hı? Şu dünyayı sana vereceğiz ama sen kardeşini öldüreceksin, katledeceksin diyen, aklı başında kim söyle çıkabilir? Peki Osmanlı padişahları
Çok mu duygusuz? Çok mu canavar ruhlu adamlar? Ya da vicdan meselesi. Çok mu vicdan meselesi? Vicdan meselesi. Yavuz Sultan Selim iki kardeşini öldürtünce oturup ağlıyor. Nereden geldi bunlar bizim başımıza diye. Nereden geldi bu iş bizim başımıza diye. Oturup ağlıyor. Saltanata alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden evlaymış diyen bir padişah. Saltanata alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden evlaymış diyen bir adam. Evet hocam, devam edeceğiz ama tarih ve medeniyet kısa bir reklam. Ben de tam coşuyorum, sen de kesiyorsun Aydın Hanım. Yok hocam, coşmaya öyle devam edeceğiz reklamlardan hemen sonra. Burada olacağız. Tarih ve medeniyet kaldığı yerden devam ediyor efendim. Hocam bir hal reklam aralarında böyle tweetlerimiz var. Ben efendim hepsini Profesör Doktor Ahmet Şimşekil hocama iletiyorum. Yanıtlıyoruz da değil mi hocam? Yani evet. Yanıtsız sorumuz da kalmıyor programımız içinde. Bir kez daha tweetleriniz ve e-mailleriniz için teşekkür ediyoruz efendim. Ya bu, bugün veremediysek bazılarının cevabını mutlaka gelecek haftalarda ama yine değiniyoruz. Ama işliyoruz hocam, masaya yatırıyoruz kesinlikle. Yani izleyicilerimiz bunu bilsinler. O önemli. Başladık. Bazen konu bölünmesin diye önemli konular var. Yani bir anda tek bir cümleyle geçiştirilemeyecek konular notlarını var. Notlarını da alabilirler dolayısıyla değil mi hocam? Onları ben notumu da alıyorum. Hı hı. Bir bölüm halinde işliyoruz. Mesela işte Bayezid Cem mücadelesi dediğimiz gibi şimdi az önce yine bir arkadaşımız Cem'den soruyor. Değil hocam mi? Tedbiri yok muydu dediler. Mesela Cem'in kaçma olayında yani tedbir alamazlar mıydı diye de bir tweette sorumuz vardı. Yani ikinci Bayezid bana göre yumuşak davrandı orada, yavaş davrandı. Yani ikinci Bayezid veli tabiatlı bir padişahtır ve belki Osmanlı padişahlarının çoğuna veli denir ama veli lakabını alan bir tek ikinci Bayezid'dir. Veli Bayezid deriz. Hı hı. Ya çok üzerine gitmedi, birden gitmedi. İstedi ki Cem bir yerde otursun. Cem, ben onun bütün masraflarını şey diyeyim, Kudüs'te otursun mesela. Ona çok teklif etti. Hatta Cem hacca gitti. Hacca gitti, hac vazifesini yaptı Memlük ülkesine. Bayezid ona defalarca teklifte bulundu. Orada otur. Sana işte yıllık 1 milyon akçe. Yani bütün masrafını çekeceğim. Hocam, fakat şimdi Cem durmadı. Cem yeniden ya mücadeleye atıldı 2-3 defa. Hacca gitti dediniz. Bu arada Osmanlı padişahlardan hangilerinin hacca gittiğiyle ilgili de sorular geldi. Hiçbirisi gitmedi. Daha önce de gelmişti sualler. Evet, sorular geldi. Hiçbirisi gitmedi. Zira az önce Cem gitti diyeceksiniz. Cem padişah değildi. Dolayısıyla padişah olmadan gitti. Osmanlı padişahlarının içerisinde hacca giden olmadı. Bu konuya inşallah daha sonra biraz daha uzun neden olmadığını, niçin gitmediklerinin cevaplarını hocam veririz. Hocam şimdi dedik ki programımızın başından beri özellikle kardeş katliamını enine boyuna işleyelim. Fatih Sultan Mehmet'ten önceki dönemdeki yapılan uygulamalar gelişeye kadar ve ondan sonraki dönemdeki uygulamalardan bahsetmiştik. Şimdi bu çok önemli. Özellikle hukuki noktasını da önümüzdeki hafta işleyeceğiz inşallah kardeş katliamının. Peki son noktalarda gelinen boyutta neler yaşandı? Şimdi mesela hani Osmanlı padişahlarının duygusal yönlerine de bakalım dedik. Evet, yani değil mi? Yani maneviyatla bu maneviyatla evet, öyle bir noktası var ki bunlar şimdi dine bağlılıkta, yani duygusallıkta daha mı az? Her birisi divan sahibi, her birisi şair, her birisi duygulu. Yavuz gibi birisi oturup ağlıyor. Dine bağlılıkta verseler mülkü cihanın tacı tahtı devletin, Avni kuyun terk etmez başına sultan olup. Hadi söyle bakalım. Deme sakın öyle söyle, öyle böyle bir söz. Gelsen dahi söyle böyle bir söz. Gelsin birisi söylesin. Verseler mülkü cihanın tacı tahtı devletin. Bütün cihan mülkünün tacını, tahtını, devletini, her şeyini bana verseler. Avni kuyun terk etmez başına sultan olup. Fatih Sultan Mehmet kendisi için diyor ki Avni öyle başına sultan olup senin köyünü, senin ülkeni, senin dinini terk etmez. Cenab-ı Hakk'a söylüyor. Hatta onu böyle Fatih Sultan Mehmet'in ifade ederler. Yani hiçbir şekilde Cenab-ı Hakk'a bağlılığı o kadar yüksek, Peygamber Efendimiz'in müjdesine nail olmuş bir insan bu kanunnameyi yerleştirdi bakın. Şimdi şu şiiri söylemek onun halini göstermiyor mu? Kanuni Sultan Süleyman, saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü saadet dünyada vahdet gibi. Haydi şimdi şu söz. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Saltanat dedikleri kavga dövüştür, vuruş kırıştır, olmaya bahtü saadet,
Dünyada vahdet gibi, dünyada vahdet gibi Cenab-ı Hakk'ı birlemek gibi bir saadet yok. Kobu Ayşe işreti çünkü fenadır akıbet. Yarı baki ister isen olmaya taat gibi. Bırak bu oyun ve eğlenceyi. Çünkü fenadır akıbet. Kanuni neyi düşünüyor? Sonu düşünüyor. Yarı baki ister isen ebedi bir yar ve sevgili mi istiyorsun? Olmaya taat gibi. Hesap, şimdi dine bağlılıkları az mı bunların? Evet. Ya dine bağlılıkları müthiş. Her birisi yaptırdıkları eserleriyle, camileriyle, medreseleriyle, etrafında alimleriyle, şiirleriyle, duygusallıklarıyla bu padişahlar evlatlarını böyle kolayca katledebilecek, yok edebilecek insanlar mı? İşte onlara tarihin ödettiği bir bedeldir bu. Acı bir reçetedir. Onlar bunu içtiler. Her onlar, saltanatın bir bedeli reçeteyi, var deniliyor ya hocam. Neden böyle genç yaşta öldüler bunlar? Duvarın hem insanı gam öldürür derler. Gam. Ne üzüntüdür o bir evladını öldürmek, bir kardeşine kıymak. Acaba ne üzüntüdür, ne sıkıntıdır? Onun için diyorum ben onların en fazla övündüğüm noktasıdır bu nokta diye. Bir de karar verme mevzusu o var hocam. Orada yani kardeş katlinde yani bu nasıl bir şeydir? Hani dedirtip o soruyu o vicdanla birlikte değil mi? Bunu uygulayacaksınız ve nasıl uygulayacaksınız? Nasıl uygulayacaksınız? Yani bunun sonrasında değil mi? Öyle bir biraz da bu kardeş katli meselesinde hocam herhalde hesap kitap daha fazla yapılıyor. Yani bunu yani bir anda verilen bir kararla anlattığımız kadarıyla değil mi? Bu yani noktada... vicdanında belki yapıyor ama kararı anında veriyor. İşte ikinci Bayezid veremedi. İkinci Bayezid anında veremedi ve devletin 15 senesi gitti. Belki çok daha büyük sıkıntılar da olabilirdi. Cem Sultan girişmedi. Zira Avrupa'da Cem'i öne koyup Haçlı Seferi yapabilmek için çok uğraştılar. Fakat Cem değil Osmanlı padişahlığı, bütün dünya padişahlığını verseniz yine girmem dedi. Hocam orada kullanıl... Cem'in o tavrı, o hareketi o Bayezid'i büyük bir tehlikeden, sıkıntıdan kurtarmıştır. Belki 2. Bayezid Han daha da bir büyük bedel ödeyebilirdi onu kaçırtmasının. Onun için Yavuz Sultan Selim anında tedbirler alacak ve kardeşlerini hemen yakalatıp öldürtecek. Bir yerde kaçması, aslında kaçma mevzusu Cem Sultan'ın bu noktada bir hayli... Bir zaaftır 2. Bayezid için. Evet. Bir zaaf olmuştur. Hı hı. Ama Yavuz Sultan Selim kaçırmadı. Hem Korkut'u yakaladı, hem Ahmet'i yakaladı ve öldürttü. İkisi de Selim'le görüşmek istediler kardeşleri. İkisi de bizi kardeşimizin yanına getirin dediler. Getirttirmedi. Dayanabilir misin Aynur Hanım? Dayanabilir misin onunla görüşüp öldürttürebilir misin? Müthiş bir ölüm acı. Şeyini veriyor. Onda hiç şüpheleri yok. Ölüm fermanını Kanuni veriyor. Sultan Süleyman Mustafa'nın ölüm fermanını verecek. Hani bir dizi yürüyor ağlattıracaklar Mustafa'yı. Bir tek Mustafa değil. Ta 1. Murat'tan itibaren bunlar var kardeşim. Bunlar var. Sen ağlama diye bunu yaptı. Sen onu anlamıyorsun. Sen ağlama diye bu millet ağlamasın diye onlar acı reçeteyi içti. Ardından Kanuni Sultan Süleyman oğlu Bayezid'le mücadele edecek ve Bayezid'i öldürttürecek. İnşallah haftanın konularından bir tanesi olarak Kanuni'nin oğlu Bayezid meselesini de işleriz. Orada İnşallah. O duygusallığı bir kez daha yaşarız. Tabii bu böyle devam etti. Ne zamana kadar? 3. Murat. Osmanlı'da şu Beşik'teki öldürülen meseleler vardı ya, Beşik'te öldürülen çocuklar, Beşik'te. Bunlar iki padişah dönemidir. Kim? 3. Murat, 3. Mehmet. Bak çok önemli bu. Fatih'e kadar bir mücadeleyle geldi. Hepsi bir sancağın valisi. Padişahlar evlatlarını çeşitli sancaklara gönderiyorlar. İlk devlet merkezine gelen tahta çıkıyor. Tahta yerleşiyor. Ne yapıyor? Kardeşiyle bir mücadeleye atılıyor. Hiç atılmayanı olmadı. Alaaddin'i anlattık. Alaaddin'in dışında atılmayan hiç kimse olmadı. Mücadeleye girişmeyen. Hepsi mücadeleye girişti. Bakın Cem mücadeleye girişti. Korkut mücadeleye girişti. Ahmet mücadeleye girişti. Her birisi mücadele içerisine giriştiler. Ve ne ile geldi bu? Mücadele ile geçtiler. Fatih Sultan Mehmet kanunnamesini yazdıktan sonra artık şehzadeler sancağa çıkartılmayacak. Ne zamandan itibaren? 3. Murat'tan itibaren büyük şehzade sancağa çıkacak. Büyük şehzade.
Hatta 2. Selim'den itibaren Kanuni'nin oğlu. Diğerleri nerede duracak? Merkezde duracak. Sarayda duracak. İşte onun için saraydaki küçük çocukların öldürülmesi meselesi Fatih'in kanunnamesine uyularak olacaktır. Hocam bir tweet gelmiş hemen. Kardeş katli ile ilgili hadis-i şerif var mıdır? Varsa nerede geçiyor ve kaynakları nelerdir diyor Sinan Yıldız diye bir izleyicimiz. Yani bu sorularımızla bir hayli anlattığınız üzerine gelmiş. Böyle bir noktada da bu soru için. Buyurun şimdi hocam. Başka bir izleyicimiz de ayet var mı diye sorar. Evet. Bunlar böyle şeyler olmaz hadis-i şerifte. Yani sen kardeşini katledersin diye. Veya ayette kardeşlerini insan öldürür diye bir şey olur mu? O zaman herkes kardeşlerini öldürmeye başlar. Öyle bir şey yok. Ancak hukuki gerekçelerinin neler olduğunu herhalde o konuyu yetişmemiz mümkün mü? Önümüzdeki hafta işleyeceğiz hocam. Yine kardeş katli. Tamam. Sevgili izleyenlerimiz bizden ayrılmasınlar. Sıkı takip edip notlarını da alsınlar. Yani Ekber evlat. Ekber evlat meselesine geçiş. Hı hı. Yani Osmanlılar belli bir dönemden sonra büyük evlat tahta çıksın dediler. Ve bu tarihten itibaren de hep en büyük şehzade kimse o saltanata geçti. Başlangıcı mı daha iyi oldu? Yani onun oluncaya kadar mı? Ondan sonraki mi daha iyi oldu? Veya öldürülmeler durdu mu? Ekber evlat tahta geçsin dediler. Evet. Öldürülmeler durdu mu? Devam etti mi? Bu meselelere de değineceğiz. Kesinlikle. Nasıl yerleşti bu konu? Ona değineceğiz. Ve bir de kardeş katli meselesinin hukuki gerekçelerine değineceğiz ve o meseleyi izleyicilerimiz gerçekten hani eskilerin bir sözü vardır, efradını cami, ayarını mani derler. Yani fazlalıklarını atıp ana öz bir şekilde asli bir noktada meseleyi ortaya koymuş olacağız ve tamamlamış olacağız. Bu konu çünkü gerçekten çok mühim, çok tartışılan bir mevzu. Osmanlı çok yanlış anlatılan ve anlaşılan bir mevzu. Açıkça izleyicilerimizin bunu en güzel bir şekilde bilmelerinin de ben fayda mülahaza ediyorum. Şimdi bir soru var hocam, bir tweetimiz var daha doğrusu. Diyor ki bugüne kadar diyor neden anlatılmadı ya da Osmanlı böyle yanlışlarla bize tanıtıldı İlkokul sıralarından diye böyle bir tweetimiz var. Buna ne cevap vereceksiniz ya hocam? Buna ne cevap vereceğim? Sinebeş'in yöneticilerine teşekkür edeceğim. Yani ben çok programlara gidiyorum, çok anlatıyorum, konferanslara gidiyorum. Talebelerim de bilir, konferanslarımı izleyenler de bilir. Olmadı, eserler yazdık, kitaplar yazdık, evet. Kitaplarda yazdık. Yine araştırmak gerekiyor. İzleyicilerimizin maalesef bizde hani okuma noktamız biraz zayıf olduğu için araştırma noktalarımız çok önemli. Ama maalesef her akademisyen veyahut da her ilim adamı da bu konuyu belki böylesine nakledemiyor. Olaya duygusal bir noktadan yaklaşıyor. İlimde duygusallık olmaz. Devlet adamlığında duygusallık olmaz. Yani ilimde sen ilme duygusal olarak yaklaştığın zaman ilim yapamazsın, çalışamazsın. Sen duygusal olarak yaklaştığın zaman hangi anne evladını cepheye gönderebilecek duygusal yaklaştığın zaman? Doğru. Değil mi? Ortada bir ölüm var yani. Lazım, bu açıdan bakacaksın. Tabii. Hangi anne gönderebilir evladını cepheye? Doğru. Duygusal yaklaştığın zaman hangi anne evladını şehit ölüme gönderiyor? Kim gönderebilecek? Şehit olsun. Bunun doğru. Duygusallığı var mı? Kesinlikle. Evet. Çok doğru. Dolayısıyla hocam, hem de 5 tane mecelle Osmanlı'nın en önemli değil mi? Kanun kitabı mecelledir. Mecelle önceki kanunların tedvin edilmiş, toparlanmış halidir. Mecellede 5 tane kaideyi okuyacağız. Bu 5 kaide kardeş katli meselesinin temelini oluşturur. Temeli. Ve tabii en büyük şehzadenin tahta çıkışı nasıl yerleşti ve nasıl kaldı, yerleşti, onu da işleyeceğiz. Kaldı, onu da işleyeceğiz. Haftaya. Eskisi mi daha iyi, yenisi mi daha iyi onu işleyeceğiz. Ölümler durdu mu durmadı mı onu da işleyelim. Hocam bir de Nide'den ismi Azam Başyazıcı'nın bir sorusu var. Hemen size iletmek istiyorum. Şeyh Said isyanı neden gerçekleştirildi? Özellikle tweetlerimiz de vardı. Şeyh Said'i de soruyorlar. İlerleyen haftalarda Şeyh Said konusuna da hocam peki. Girersek o isyanı da ona da açıklık getirmemizi istiyorlar. Bir de Osmanlı'daki camilerin gelirleriyle ilgili nasıl bir dağılım yapılırdı ve bu camilerdeki ödenekler nasıl ayrılırdı yani diye bir meselesini evet, de işlerken onlar da ortaya çıkacak. İşleyelim diye düşünüyorum. Tamam. Hocam bugün o zaman kardeş katlinin bir bölümünü tamamladık diyebiliriz değil mi? Evet. Böylelikle. Evet. Buna ekstra eklemek istediklerinizi de alırsak sizden hocam. Valla bunu ekstra eklemek istediklerim tarihi meselelerde, tartışılan meselelerde tek bir kalemle değil. Kardeşini öldürdü. Böyle baktığın zaman çok yanlış bir hadise olur. Orada değil. Tarihi
öncesi, sonrası, nedeni, niçiniyle işte her zaman dediğimiz gibi bakmak, sadece hadiseye tek bir boyut olarak baktığımız zaman ortaya kardeşini öldürdü diye bir şey çıkar. Çok son derece yanlış olur. Onun için bunu izledikleri zaman tarihe nasıl bakış açıları da ortaya çıkmış olacak. Ben izleyicilerimize bütün bu katkıları sebebiyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi haftalar diliyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Biz de bu açıklık getirdiğiniz konulara çok teşekkür ediyoruz. Haftayı inşallah buluşacağız. Efendim, bizden bu haftalık bu kadar. Tarih ve Medeniyet'ten haftayı bizden ayrılmayın. Aynı gün ve saatte biz burada olacağız. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Tarihle kalın.